Önce Diyarbakır Protestan Kilisesi'nin papazı. Şu anda 70'e yakın bir cemaat var. Bunlar Müslüman olup sonradan Hristiyan olan 70 kişi. Tabii. Şimdi de Ankara Batı Kenti'nin pastörü. 5 sene içerisinde Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır Protestan Kilisesi'nden yayınladığımız şok görüntüler kamuoyunda büyük yankı buldu. TV5'te yayınlanan ve skandal olayın tartışıldığı Kulis Ankara programı ise izleyenlerin şaşkınlığını bir kat daha arttırdı. İse dedi ki çocuklara engel olmayan onlar bana gelsinler. Yani yani herkes İsa Mesih'e iman edebilir. Ufak çocuklar bile. Fakirler, yoksullar daha çok geliyorlar. Çünkü onların ihtiyaç daha büyük. Gazeteci yazar Mustafa Kurdaş ve Mustafa Yılmaz'ın sunduğu programın konukları ilahiyatçı Hayri Kırbaşoğlu ve Ankara Batıkent Protestan Kilisesi pastörü Daniel Wickwire'dı. Lanetliyoruz. Ve son damlamıza kadar bunlarla mücadele etmeye hazırız. Diyarbakır'da 70 Müslüman çocuğun Hristiyan yapılmasına ilişkin ana haberde gündeme getirdiğimiz haberin izlenmesinin ardından başlayan tartışmada protestan papazından ilginç itiraflar geldi. Evet, şöyle bir pastör olarak İsrail destekliyorum. Çünkü Kitab-ı Mukaddes'imizde kim İsrail lanet ederse o kişi lanetli olur. Kim onlara bereket dilerse Tanrı o kişi veya o kilise, o ülke bereketlendirir. Yani İsrail'e karşı durmak bizim için tehlikeli. Tabii ki yani kiliseye gelenler genelde bir arayış içerisindeler. Yani bir boşluk hissediyorlar. Yani Tanrı daha iyi tanımak istiyorlar. Belki dinden bıkmış olabilirler. Zaten biz herhangi bir din tavsiye etmiyoruz. Program sunucularının sorularını kendinden emin bir şekilde yanıtlayan Daniel Wickwire, hükümetin kendilerine gerekli tüm yardımları yaptığını söylerken bu şekilde gitmesi halinde kısa sürede hedeflerine ulaşacaklarını iddia etti. Biz geleceği için inşaat ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki ve bütün Hristiyanlar bunu inanıyor Türkiye'de. 5 sene içerisinde Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak ve Rabbinin ruhu Türkiye üzerinde esecek. 5 sene içerisinde Türkiye'nin yüzünü değişecek. Büyük bir patlama olacak. Kiliseler çoğalacak ve Rabbinin ruhu Türkiye üzerinde esecek. Bu skandal açıklamalar vatandaşı da adeta şaşkına çevirdi. Telefon ve faks yoluyla tepkilerini ortaya koyan duyarlı izleyiciler yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaş pervasızca sürdürülen misyonerlik faaliyetlerine sessiz kalan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve diğer yetkililerden gereken adımı atmasını istiyor.